Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Mastar konusunu gördüğümüz zaman mimsiz mastarlarda sülasi mastarların Araplardan duyulduğu üzere muhafaza edilen mastarlar olduğunu, yani semai olarak Araplardan nasıl işitildiyse o şekilde telaffuz edilen bir kurala bağlı olmayan mastarlar olduğunu görmüştük. Fakat o mastarların kalıplarıyla alakalı bir şey orada söylememiştik. Şimdi 32 kalıp var. Genelde Araplar bu sülasi mastarları bu 32 kalıptan birisiyle söylemişler. Bütün Arapçadan gelen kullanılan mastarlar incelendiği zaman bu 32 kalıptan birisine çoğunlukla %90-95 diyelim girdiği görülmüş. Bunların haricinde bazı yörelerde, bölgelerde, kabilelerde diyelim kullanılan varsa da o kadar artık ayrıntıya girer. Bu mastarları ezberlediğimiz zaman Arapların sülasi mastarların hangi vezinde kullandığını biz öğrenmiş oluruz. Biz kalıp öğrenirken feale, yef'ulu, fealen, nasara, yensuru, nasran diye fealen kalıbında şey yapmıştık, öğrenmiştik. Şimdi bakın birinci kalıbımız gatlün, faalün, nasran. Bu son harekelere dikkat etmeyelim. Son hareke ötre de olabilir, üstün de olabilir, esre de olabilir. O al başındaki amille alakalı bir konu. Biz burada hepsini ötre okuyacağız. Nasran'ı da nasrun diye okuyabiliriz, önemli değil. Birinci kalıbımız katlün. İkincisi fiskun. Yani fi'lün, şuğlün, fü'lün, rahmetün, fealetün, niştetün, fiiletün, kudretün, füuletün. Bak bütün harekeler aşağı yukarı var. Dava, mesela daa, yed'u, daa ben demiyoruz da dava diyoruz. Zikra, zekera, yedkuru, zikra. Büşra, leyyanun, lana, yelinu, leynen dememişler. Leyyanun demişler. Hırmanun, haruma, yahrumu, mahrum olmak. Türkçe'de de kullanıyoruz. Harmen dememişler de hırmanun, fi'lanun gibi. Gufranun, gafera, yağfuru, gafran dememişler Araplar. Gufranun, neza, nezevanun, neza, yenzu derken nezevanun, dalebe, yatlubu, talebün. Bak, katlün, burada hemen harekelemiş, talbün dememiş. Talebün, hanigun, hanega, yahnigu, hangan dememiş. Hanigun, sigarun, sagara, yeshuru, sigarun, heda, yehdi, bak mastar hediyen gelmemiş. Hüden, hüden lil müttakin, Kur'an-ı Kerim'de de var değil mi mastar? Heda, yehdi, mastar, hüden, galebetün, galebe, yağlubu, galben değil, galebetün, serigatün, bak çalmak, seriga çaldı. Yesrigu çalar, çalmak, serigatün, sergatün dememişler. Zehabün, zehebe gitmek, zehebe gitti, yezhebu gider, zehabün gitmek mastarı, zehben gelmemiş. Sirafun, fialün vezinde, sarafe harcamak veyahut da bir tasarrufta bulunmak demek. Sirafun, sualün,
Zehadetun. Zehada yani dünyadan elini eteğini çekmek, dünyaya önem vermemek. Zehada yezhedu mastarına gelmiş. Zehadetun. Dirayetun. Dera'e. Yedri'u. Belki oradan geliyor. Belki de dera'dan geliyor. Dirayetun. Dehale yedhulu duhulun. Kabile yakbelu kabulün. Vecifun. Vecife yecifu. Vecifun. Sahibe yeshabu arkadaş. Sohbetun. Medhalun. Bu bak. Merci'un. Bu mimli mastarlara misal. Medhalun. Merci'un. Mes'atun, mahmidetun. Bunlar mimli mastarlara misal. Şurada yukarıda niştatun, küduratun gibi mastarlar da mastar bine-i merra dediğimiz mastarlara misal olabilir. Ama mimsiz olduğu zaman şu kalıplardan birisiyle geliyor. Şu sondaki medhalün, merciun, Mes'atun, mahmidetun de mimli mastar kalıplarını ayrıca burada göstermiş oluyor. Araplar dehale yedhulü medhalün diye mimsiz mastar dahlen gelir ama burada mimli mastara örnek olarak medhalün, merciun, mes'atun, mahmidetunu göstermiş. Onların da kalıpları biz maksutta görmüştük. Kalıpları bu şekilde ezberlememiz lazım yani. Katlün, fiskun, şuhulun, rahmetün, niştetün, kudretün, dava, dikra, büşra, leyyanün, hırmanün, gufranün, nezevanün, talebün, hanikun, sigarun, hüden, galebetün, serikatün, zehabün, sırafun, sualün, zehadetün, dirayetün, duhulün, kabulün, vecifün, sohbetün, medhalün, merciun, mes'atün, mahmudetün. Ezberlersek kelimelerin hangi mastardan nasıl geldiğini de görmüş oluruz. Baba, He kızım. havalar birazcık